elinde silah var. Ölen Mehmet Şah Yıldız'ı. Karşıda ise Ferit var. Silahı Ferit'e doğru atıyor. Kurşun sıkmak için. Öldürmek için. Enver Yıldız'ın burada Adil Şen Yaşar'a karşı eylemini görüyorsunuz. Burada elinde silahla. Şimdi olayın ilk yaşandığı günden bugüne kadar ailenin bir adalet mücadelesi var. Bu yaşanan olaya ilişkin şimdiye kadar iki defa önemli müdahaleler yapıldı. İlk müdahale olayın yaşandığı günde yaşanan algı operasyonu, ailenin terörize edilmesi, siyasi bir olaymış gibi yansıtılması. İkinci müdahale ise olayın bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken savcılığın olayı ikiye ayırarak iş yeri ve hastane şeklinde ayrı iki soruşturma şeklinde yürütmesi. Bu da ikinci bir müdahaleydi. Şimdi yaşamış olduğumuz bu süreç içerisinde 4 yıldır dosyaya ulaşımımız kısıtlı. Gizli kararın nedeniyle dosyanın içeriğini görememekteyiz. Cuma günü yapılan operasyon neticesinde 10 kişinin gözaltına almış olması ve bu gözaltı işlemi sonucunda 4 kişinin tutuklanmış olması aslında yaşanılan hukuksuzlukların ve müdahalelerin devamı niteliğinde biz görmekteyiz. Zira hastanede yapılan katliamda 30'dan fazla kişinin birebir dahil olduğu, azmettiren olduğu, iştirakçı olduğu ve birebir bu katliamda rol oynadığını bilmekteyiz. Buna ilişkin yapmış olduğumuz tespitler var. Teşhis tutanaklarında bu bir şey her yönüyle tespit edildi. Ailece sonraki aşamalarda tanıklardan elde edilen teşhisler ve beyanlar da bunu doğrulamaktadır. Yapılan 4 kişinin tutuklanması kararı tam anlamıyla dosyada aslında istenilen derinlikte ve istenilen kapsamda bir soruşturmanın yürütülmediğini tekrardan göstermektedir. Her ne kadar dosyada gözaltına alınıp kendilerine sorulan o 7 isim sözde o 7 ismin orada olduğuna dair şüphelere sorulan sorular içerisinde gördüysek de o 7 kişinin gözaltına alınmadığı, 10 kişinin gözaltına alındığını görmekteyiz. Asıl faillerin halen dışarıda gezdiği, yine her ne kadar bir şekilde soruşturma ikiye bölerek Malatya'da açılan bir dava olduysa da o davada halen 4 yıl boyunca Malatya'daki yapılan yargılamada aranıp bulunamayan bir İbrahim Yıldız gerçekliğimiz vardır. Firar olan bir kişi vardır. Haliyle Cuma günü yapılan operasyon neticesinde tutuklanan 4 kişinin dışında aslında bu dosyada yargılanması gereken ve hatta tutuklanması gereken 30'a yakın kişi vardır. Salt 4 kişinin tutuklanmasıyla bu dosyanın aslında tekrardan 3. bir müdahale edilerek örtbas edilmesi endişesi bizde tekrardan devam etmektedir. Öncelikle Fadıl Şen Yaşar'la ilgili yapılan yargılama hukuken sakattır. Zira bir bütün olarak değerlendirilmesi gereken olaylar silsilesi ikiye bölünmüş varken Fadıl için ayrı bir soruşturma ve Malatya'da yapılan bir yargılama süreci ve o yargılama süreci sonucunda verilen bir ceza var. Olayın başından sonuna kadar Fadıl Şen Yaşar'ın yapmış olduğu bütün eylemler, bütün hareketleri aslında kardeşlerine ve iş yerine yapılan saldırıyı bertaraf etmeye yöneliktir. Ve bu da Türk Ceza Kanunu'nda belirlenen meşru müdafaa kapsamında değerlendirilmesi gerekirken, nasıl ki olayın ilk başında aileye karşı büyük bir algı operasyonu başlatıldıysa, o dönemde yapılan yargılamada da aynı süreç devam etmiştir. Baskı altında kalan mahkeme Fadıl Şen Yaşar'la ilgili olması gereken hakaniyete ve toplumun vicdanını yansıtacak bir karar vermemiştir. Ve haksız usuz bir şekilde verilen bir ceza ve 4 yılı aşkındır tutukluk kalan bir Fadıl Şen Yaşar gerçekliği vardır. Aile zaten oturma eylemini başlatırken de Fadıl Şen Yaşar'ın haksız usuz bir şekilde cezaevinde tutulan Fadıl Şen Yaşar'ın serbest bırakılması birinci talebiydi. İkinci talebi ise olayı bir bütün olarak tekrardan yargı sürecinin başlaması ve hastanede katledilen babalarının ve yaralı giden diğer kardeşinin orada öldürme fiilini gerçekleştiren kişi ve kişilerin yargı önüne çıkartılarak yargılanması talebiydi. Ve şu ana kadar
Bu taleplerin hiçbiri gerçekleşmemiştir. Dolayısıyla oturma eyleminin meşruiyeti ve haklı talebi devam etmektedir. Ortadan kalkmamıştır. Zira 4 kişi tutuklanmış, bu 4 kişinin içerisinde 2 kişi adam öldürme fiilinden, diğer 2 kişi ise hastanedeki delilleri karartma ve hırsızlık suçundan tutuklanmıştır. Asıl hastanede katliama katılan ve bizim teşhis ettiğimiz 30'a aşkın kişi var. Bunların hiçbiri gözaltına alınmamıştır. Dolayısıyla burada halen hukuka bir müdahale ve baskının olduğunu biz gözlemlemekteyiz. Her ne kadar 4 yıldır biz dosyanın içeriğine dahil olmasak, kısıtlama kararından dolayı içini görmesek dahi, olayın ilk günden bugüne kadar edinmiş olduğumuz gözlemler ve edinmiş olduğumuz bilgiler ışığında değerlendirdiğimiz zaman dosyada 30'a yakın kişinin özellikle hastanede birebir bu katliam içerisinde olduğu, birlikte hareket ettiği, buna rağmen 10 kişinin gözaltına alıp bunların 4 kişinin tutuklanması da bizim yıllardır kaygılanmış olduğumuz hukuka müdahale edildiği ve etkin bir soruşturma yürütülmediği yönündeki kaygılarımızın devam ettiğini tekrardan görmüş olduk. Dosyada şu anda bir iddianame yok. 4 yıl sonra iddianamede şüpheli sıfatıyla ifadesi alınan 10 kişi var sadece. 4 yıllık uzun bir süre sonunda sadece ifadesi alınan 10 kişi var. Bu 10 kişi içerisinde sorguya sevk edilip tutuklanan 4 kişi bulunmakta. Düşünün ki 4 yıl boyunca siz ilk kez şüpheli sıfatıyla birilerinin ifadesini alıyorsunuz. 4 yıl boyunca bu şüpheleri tespit etmek bu kadar mı zordu? Ki biz 3 yıl önce 3 kez savcılık makamında teşhis işleminde bulunduk. Ve bu şahısların dışında birçok şahsı aile bireyleri tarafından teşhis edildi ve bunlarla ilgili gereken bilgiler verildi. Buna rağmen bu kadar ertelendi. Bu da dosyanın aslında ne kadar baskı altında tutulduğu, Cumhuriyet savcıların aslında bu baskı altında ne kadar zor şartlarda çalıştığını göstermektedir. Öncelikle şunu belirtmekte fayda var. Bugün eğer ki 10 kişi gözaltına alıyorsa Emine Şen Yaşar ve Ferit Şen Yaşar'ın adli önünde 412 gündür yürütmüş olduğu adalet çığlığı, adalet nöbetinin sonucudur. Bu öncelikle kamuoyu tarafından bilinmelidir. İkinci husus ise yaşanan hukuksuzluklarla ilgili daha önce anayasa başvuruları yapıldı. Burada hak ihlali çıkmadı ancak bu yaşanan son gelişmeden sonra aile avukatları olarak tekrardan biz anayasaya başvurularımızı yapacağız. Ve yine dosya savcısıyla ilgili dosya savcısıyla gereken görüşmelerimizi yapıp dosyayla ilgili yapılan son işlemlere belgelerini de talep edeceğiz. Bununla ilgili bütün evrak ve kayıtları kısıtlı kararın dışında kalan bütün belgeleri de talep edeceğiz. Bunları temin ettikten sonra kendimizce tabii ki hukuki değerlendirmelerimizi ayrıca yapıp buna ilişkin gereken hukuki yollara da başvuracağız. Adalet nöbeti ve adalet çığlığı hem sivil toplum kuruluşlarına ve birçok siyasi partinin desteğiyle bu kadar güçlendi. Ve yine birçok bölgedeki bulunan baroların desteğiyle bu kadar güçlendi ve bu noktaya geldi. Bu desteklerini tekrardan dile getirmelerini ve ailenin yanında bulunmaları çok anlamlıdır. Türkiye'deki en büyük sivil itaatsizlik eylemidir bu. Ve aynı zamanda son dönemdeki en büyük adalet talep çığlığıdır bu. Dolayısıyla bu konuda adalet talep eden ve insan hakları mücadelesi yürüten bütün kurum ve kuruluşların ailenin yanında şimdiye kadar bulunmuş olması, tekrardan bulunmasıyla belki daha da ileri bir aşamaya taşıyacaktır bu mücadeleyi. Yine bütün bölge barolarının ve Türkiye Barolar Birliği'nin aileye olan desteğinin devamı bizim için çok anlamlıdır. Aileye büyük bir moral ve motivasyon sağlayacaktır. Tabii ortada bir iddianame yok, açılan bir dava da yok. Açılan bir dava olsaydı muhakkak ki bölgede ve Türkiye Barolar Birliği'nin açıklamaları doğrultusunda bu dosyada ailenin yanında saf tutacak ve gelip onların adalet mücadelesinde onların mücadelesini kendi mücadelesiymiş gibi yürütecek birçok açıklama yapıldı. Umarız ki dava açıldığı zaman bu kuruluşların tekrardan ailenin yanında gelip mahkemede onların mücadelesini katkı sunmaları büyük bir, bizim için büyük bir beklenti ve büyük bir umut olacaktır. Aile içinde büyük bir
mücadelesine büyük bir katkı olacağı düşüncesindeyiz. Şimdi öncelikle kamuoyunda işte adalet nöbeti bitti, bitecek, bir hem ertelenir şeklindeki bazı açıklamalar gördük aile dışında, ailenin haricinde. Şimdi öncelikle mücadele halen devam etmekte. Ailenin taleplerinin hiçbiri daha gerçekleşmedi. Son yaşanan gelişmeler ailenin taleplerinin hiçbirini neticelendirmemiştir. Ailenin bu konudaki mücadelesi devam edecektir. Biz avukatlar, aile avukatları olarak da bu mücadeleye tekrardan hukuki anlamda gereken tüm hukuki yardımımızı devam ettireceğiz. Kamuoyunun da bu şekilde bilmesini istiyoruz. Yine ailenin şu anki devam eden adalet nöbetine tekrardan bütün destek sunan kişiler, kurum ve kuruluşlara ve kişilere tekrardan desteklerini devam ettirmeleri konusunda da sizin ve sizinize de çağrıda bulmak isteriz.